Çatalhöyük, kadınlar ve erkekler eşit statüde yaşadı. Konya Ovası'nda tarih boyunca pek çok sırrı barındıran Çatalhöyük, dünyanın en büyük ve en iyi korunmuş neolitik yerleşim alanlarından biridir. Yaklaşık 10 bin yıl önce insanların çoğu göçebe avcı-toplayıcı hayatı sürerken, burada yaklaşık 10 bin kişi dinamik bir yaşam sürmekteydi. Yüzyıllar sonra yapılan kazılar, bu antik kentin kadınlar ve erkekler arasında eşit bir statü sağladığını ortaya çıkardı. Arkeologların yaptığı araştırmalar, çatal höyükte cinsiyet eşitliğinin dönemin diğer yerleşimlerine göre oldukça farklı bir yapı sunduğunu gösteriyor. Modern bilimsel teknikler sayesinde, kadınların ve erkeklerin benzer yiyecekler tükettiği, benzer hayatlar yaşadığı ve aynı işlerde çalıştığı gözlemlendi Hiyerarşinin bulunmadığı bu yerleşimde liderler ve hükümet yapılarına yer yoktu. İnsanlar eşitlik ilkesi etrafında bir arada yaşıyordu. Bu durum Çatalhöyük'ü diğer antik yerleşimlerden ayıran en önemli özelliklerden biriydi. Kazılarda elde edilen bir diğer ilginç bulgu ise ölülerin gömüldüğü yerlerin aile ilişkilerine göre düzenlenmediğiydi. Biyolojik akrabalık bağı olmayan kişiler evlerin altına gömülmüştü. Çatalhöyük'te insanlar gerçek ebeveynleriyle değil, farklı bireylerle yaşamışlardı. Bu, toplumsal bağların nasıl yeniden tanımlandığını gösteriyor. Çatalhöyük, binlerce akademisyeni çekmeyi başaran büyük bir arkeolojik proje olarak dikkat çekiyor. İlk kez 19. yüzyılda keşfedilen bu antik kent, günümüzde hala araştırmalara ve keşiflere ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çatalhöyük Tarihin derinliklerinde eşitlikçi bir toplumu barındırıyor. Bu benzersiz yerleşim, insanlık tarihine dair önemli ipuçları sunmaya devam ediyor. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.